Sayısız mezarlar kazılıyor şehitliklere. Çıksın bir yetkili. Bu şehitlikte sayısız Türkiye genelindeki mezarlar niye kazılıyor? Eskiden bir bir iki yapı, iki iki yapıyordunuz. Şimdi yüzlercesini yapıyorsunuz. Bu videoma iyi bakın. Bu videoma iyi bakın. Paylaşın. Şimdi arkadaşlar, bakın videonun başında söylemek istiyorum. Söylemek istediğim, en sonda söylemek istediğim. Sosyal medyada her duyduğunuza inanmayın. Altını çiziyorum. Sosyal medyada her duyduğunuza inanmayın. Koca koca profesörler, doktorlar paylaşıyor. Bilim insanları, ünlüler paylaşıyor şu videoyu. Gerçekmiş gibi. Hesap soruyorlar bir de. Bakın biz de hesap soruyoruz. Biz de gazetecilik görevimizi yaparken birçok noktada diyoruz bu neden oldu. Bunun hesabını verin diyoruz yetkililere. Ama kaynağı belli olmayan, yani biri bir şey atıyor, bir kuyuya taş atıyor. Ve o taşın peşinden kimler kimler gidiyor. Aklım almıyor, hafızalam almıyor. Şimdi sosyal medya yasasına ne diyoruz? Hayır diyoruz. Sansüre hayır diyoruz. Diyoruz da işte böylelerinin de bir şekilde susturulması gerekiyor aslına bakarsanız. Yani işin bir de bu yanı var. Niye? Çünkü sizin yüzünüzden. İnanmışsınız, inanıyorsunuz. Arkadaşlar, şunu anlıyorum bakın. Bana DM'den, Instagram üzerinden o kadar çok mesaj geldi ki, DM'de yetişemiyorum artık. Emrah Bey bunu gördünüz mü? Emrah Bey bunu gördünüz mü? Kimler kimler atıyor? Bakın, paylaşmamışlar. Sadece mesleğimden ötürü bana soruyorlar. Doğru mu değil mi diye. Bu yayını yapma gereği sırf bu yüzden duydum. Normalde bunlara çok önem vermiyorum. Dikkat kesilmiyorum böyle şeylere ama şu an gelinen nokta bir infiale doğru gidiyor. Mevzu ne arkadaşlar? Zaten videonun başında da kısaca izlediniz. Tamamını yayınlamıyorum. Çünkü hakaret ediyorum. Hakaret amiz sözler var. Kabul etmeyeceğim sözler var. Yayınlamadığım bir kısmını dinlediniz. Sosyal medyada zaten birçoğunuz bunu görmüşsünüzdür. Şimdi mevzu ne arkadaşlar? Ben mevzuyu araştırdım. Biraz hakim oldum ama yine de her ihtimale karşı Antep'te görev yapan bir abimiz, gazete Gaziantep27.net sitesinde görev yapan bir abimiz arkadaşlar, gazeteci büyüğümüz, kendisini de aradım, mevzuyu da sordum. O bir paylaşım yapmış. Yaptığı paylaşım da şöyle, onu da sizlerle hemen paylaşayım burada. Ökkeş Özeski, arkadaşlar Ökkeş abimiz Dünya Gazetesi'nde, Tercüman'da, Zamanında, Güneş'te, Fanatik'te, Hürriyet'te yazılar yazmış. Lig TV'de uzun yıllar yorum yapmış. Sonra da Gaziantep'te mesleğini devam ettirmeye çalışan bir büyüğümüz, bir abimiz. Orada bu mesele patlayınca herkes ona da sormuş. Abi ne oluyor diye. O da meseleyi araştırıyor, bakıyor, şu sonuca ulaşıyor arkadaşlar. Bakın ne diyor. Ekranda da görüyorsunuz zaten. Akşamdan beri herkes beni arıyor ve bu TikTok paylaşımını soruyor. Büyükşehir iki mezarlıktaki şehitler mezarlıklarına toplu bakım yaptırıyor. İhaleyi alan firma da boş kalan kısımlarda da mezarları hazır ediyor. Tıpkı vatandaşlar için önceden kazılıp hazır edilen mezarlar gibi. Ama bu videoyu çeken kişi sırf izlenme almak için kamuoyunda panik yaratmaya çalışıyor. Çok tehlikeli ve infial yaratmaya yönelik bu paylaşımı dikkate almamak lazım diyor. Şimdi Ökkeş abimiz konunun detayını vermiş. Yani öyle sanıldığı gibi korkulacak bir durum yok arkadaşlar. Tamam, zaten biliyoruz. Erdoğan'ın son söylemlerinde bir Türk-Yunan harbi yakın. Ama bizim gibi büyük ülkeler, hatta hiçbir ülke yani açıkçası, ama özellikle bizim gibi büyük ülkelerde öyle harbe gireceğiz diye mezarlar önceden kazılmaz. Yani şehidin mezarını kazmakta ne var? Allah hepimize, bana şehitlik nasip etsin. Ben istiyorum. Bakın çok net söylüyorum. Daha önceki videolarımda da söyledim. Şehitlik Allah hepimize nasip etsin. En yüksek, en güzel mertebe. Biz bu coğrafyada varlığımızı bu inançla koruyoruz zaten. Allah'a bu imanımız olmasa biz bu coğrafyada tutunabilir miydik? Allah'ın yardımı olmasa bu koca güç karşısında biz bugünlere gelebilir miydik millet olarak? Mümkün değil. Keza mevzu o değil. Mevzu böyle bir şey üzerinden İnfial uyandırmak, bunu çıkar olarak kullanmak. Arkadaşımızın paylaşımlarına da baktım. TikTok'ta fenomen olmaya çalışan, yani kendince paylaşımlar yapan birisi. Ama bu meseleyi anlamadan, dinlemeden orada mezarlıktan açıldığını görünce ağır ifadeler kullanmak suretiyle böyle bir video çekip paylaşmış. Bu doğru değil bakın. Bu doğru değil. Arkadaşlar bu arada bakın konuyla ilgili Gaziantep Belediyesi 4 saat kadar önce de bir açıklama yapmış. Şu an Türkiye saati, yani benim bu videoyu çektiğim saat 11.30.
11.30'da çekmişim. Yaklaşık 4 saat önce. Tam saatini de söyleyebilirim. Bakayım. 06.42'de arkadaşlar. 06.42'de sabaha karşı konuyla ilgili bir açıklama yapmış zaten Gaziantep Belediyesi. Demiş ki sosyal medya üzerinden yayılan bir videoda Gaziantep'te toplu mezar kazıldığı öne sürülerek toplumu paniğe sürükleyici, asılsız ve mesnetsiz bazı iddialar yer almıştır. Sosyal medya paylaşımlarında öne sürülen asılsız iddialara karşı bir açıklama yapılması uygun görülmüştür denmiş ve belediyenin web sitesinde konuyla ilgili detaylı açıklama yapılmış. Bakın bu açıklamayı okuyorum size. 9 Eylül tarihinde akşam üzeri sosyal medya üzerinden yayılan bir videoda Gaziantep şehitliğinde toplu mezar kazıldığı öne sürülerek toplumu paniğe sürükleyici, asılsız ve mesnetsiz bazı iddialar yer almıştır. Sosyal medya paylaşımlarında öne sürülen asılsız iddialara karşı aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür. Toplu mezar kazılması hazırlıkları özellikle de büyük şehirler için rutin bir uygulamadır. Özellikle de Gaziantep gibi nüfusu 2 milyonu aşmış, günlük en az 35 cenazenin olduğu şehirlerde bu durum cenaze hizmetlerinin yetişmesi açısından elzem bir durumdur. Ayrıca Gaziantep, Türkiye'de olağanüstü bir afet durumunda kullanılmak üzere belli miktarda mezarın hazır edilip AFAD Başkanlığı'na bildirmesi gereken iller arasında. Bunun dışında meteorolojik zorunluluklardan, kış aylarındaki soğuklar neticesinde toprağın donması sebebiyle ciddi bir miktarda mezar yerinin hava koşulları daha uygunken kazılıp kış aylarına hazır tutulması gerekmekte. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önceki yıllarda da konuyla ilgili açıklama yapılmıştır. Ancak bu sene konunun daha farklı bir yere, toplumu olumsuz anlamda etkilemek amaçlı kullanıldığı görülmekte. Vatandaşlarımızın kaynağı belli olmayan sosyal medya paylaşımlarına itibar etmemelerini rica eder, saygılarımızı sunarız. Evet arkadaşlar, görüldüğü üzere Gaziantep Belediyesi'nin de açıklaması bu şekilde. Neymiş? Her duyduğumuza inanmayacakmışız arkadaşlar. Her gördüğümüz sakallıyı dedemiz zannetmeyecekmişiz. Yani önümüzde iki savaş var. Bakın altını çiziyorum. İki büyük savaş var. Ya bu savaşları aklı selim önleyecek ve Türk'ün zekası galip gelecek. Ya da Türk'ün bileği galip gelecek Allah'ın izniyle. Tersini düşünmek istemiyorum. İki türlü arkadaşlar. Ya Türk'ün zekası galip gelecek ya Türk'ün bileği. Çünkü Yunanistan gel yapıyor. Önceki iki videomda anlattım. Bakın yarın akşam saat 23.30'da Cadi Hacı Paşa'mla bunları konuşacağız. Yunanistan gel yapıyor. Şu an yaptığı bu. Birisi, ya o birisi dediğim Amerika, Yunanistan'ı üzerimize atıyor. Yani Yunanistan gel yapıyor. Türkiye'yi çağırıyor. Artık alenileşti. Erdoğan da kabul etti. Yani bilinen okey 150 tane kaya, ada, adacık neyse ada grubu şu an Yunanistan tarafından işgal edilmiş durumda. Ve bunların hani taş hükmünde olması önemli değil. Bir karış toprağımızı verecek değiliz ama bunların bir şekilde ya Türk'ün zekasıyla Birleşmiş Milletler'de, NATO'da yani konuşularak bir şekilde Türkiye'yi iadesinin söz konusu olması gerekiyor. Ya da dediğim gibi Türkiye burada bir gece ansızın deyip gidecek o adalara, çökecek. Hatta yetinmeyecek, belki diğer adalara da çökmek suretiyle, Yunan'ın elindeki 12 adaya da çökmek suretiyle el koyacak. Ya bunun başka bir alternatifi var mı? Yok şu anda. Gelinen nokta bu baktığınız zaman. Keza burada durum bu. Keza bir başka durum daha var. O da Suriye tarafında bir sıkıntı var. Yani orada Amerika önümüze ket vurmuş vaziyette. İstemiyor çünkü oradaki unsurları, unsur dediğimiz PKK, PYD yani. Terör unsurları. Donatmış, eğitmiş, silahlandırmış. Şimdi unsurlar orada dibimizde bizim için büyük tehlike. Yani bir işarete bakar. Oradan yüz binlerce 50 silahlı teröristin Türkiye'ye saldırı gerçekleştirmesi. Arkadaşlar tamam anlıyorum diyeceksiniz ki Türkiye için çerez. Arkadaşlar PKK da Türkiye için çerezdi ama 30 yılımızı yemedi mi? 40 yılımızı yemedi mi Allah'ınızı severseniz? Yani meseleye öyle bakarsak olmaz. Bugünden oralarda onların başını ezmezsek yarın başımızda çok büyük belalar örülecek. Yani bu meseleye tutup da Erdoğan ya da AK Parti ya da CHP, MHP ya da İYİ Parti gözüyle bakmayın. Beni izlerken hep siyaset üstü izleyin diye defaatle söylüyorum. Burada mesele siyasi değil. Yani burada yani tamam şunu diyebilirsiniz. Bu harekat olmalı şart ama Erdoğan bunu siyasi malzeme olarak kullanacak. Kullanır tabii yani ona
Yani siz zannediyor musunuz altılı masa iktidarda olsa kullanmaz? O da kullanacak tabii ki. Yani adamlar bir yandan devleti yönetirken bir yandan da siyaset yapıyor. Kullanacaklar tabii. Ben ona bir şey demiyorum. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti iktidarda kim olursa olsun bu tehdit değişmeyecek. Suriye'de büyük bir tehdit altındayız. Orada askerlerimiz var. Onlar çok büyük tehdit altında. Kaldı ki diyorum bakın oradaki unsurlar orada yapılanmak suretiyle Türkiye'ye karşı bir tehdit olarak büyüyor. Yani büyümeden ya tedavi edeceğiz ya da büyüdükten sonra başımıza büyük bela alacağız. Bakın PKK öyle olmadı mı? Zamanında bunu önlemediğimiz için kaç yıl uğraştık? Kaç yıl? Allah'a şükür son bakın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya çok sorumuz var. Sedat Peker özelinde çok sorumuz var. Bunların cevabını istiyoruz diyoruz ama kabul edelim şu son birkaç yıldır Doğu'da terör bitti. Bakın bu çok önemli. Doğu'da terör bitti. Ben Doğu'ya sık sık gidiyorum. Yani Tunceli'nin dağlarında eğer halay çekilebiliyorsa bugün, batıdan giden insanlar Tunceli'nin dağlarında halay çekebiliyorsa güvenle bu iş içerisinin de başarısıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bir başarısıdır. Kabul edelim bunu. Ha sorularımızı soralım. Yani Sayın Bakan Sedat Peker özelinde ya da onun dışında sorulan birçok soruya cevap vermek zorunda. Yani bunları hep söylüyoruz. Hukuk nerede? Hukuk nerede? Adalet niye parmak kesmiyor? Adaletin kestiği parmak acımaz diyoruz ama hal böyleyken işin bir de bu yanı var. Bakın o yüzden diyorum. Beni siyaset yüzü izleyin diye. Meseleye hep siyasi bakarsak hep TÜKAK'a. Olmaz öyle. Ya da bizden olduğu için ne yaparsa yapsın kucaklayalım. Olmaz öyle. Yani iyiye iyi, doğruya doğru, kötüye kötü demesini bilmemiz gerekiyor. Bu bağlamda konuya geri dönecek olursak arkadaşlar sosyal medyada duyduğunuz her şeye inanmayın. Gördüğünüz üzere bu sadece Gaziantep özelinde. Bana sorduğunuz soruların özeti bu. Başka sorularınız varsa Instagram üzerinden yazabilirsiniz bana arkadaşlar. Oradan da sorularınıza cevap vereceğimi, verebileceğimi düşünüyorum. Yetişebileceğimi. Ya dün geceden beri yağmış ya. Öyle böyle değil. Sabah 5 civarı ben birazına baktım. Birazına cevap verdim ama yağıyor. Haklı mısınız? Haklısınız. Ama anlam veremediğimi bir kere daha söylüyorum. Bu adamı tanıyor musunuz? Hayır. Kim olduğu bilirsiz birisi. Tutuyorsunuz. Ben yorum yapmıyorum. Yorumu bu adama bırakıyorum. Yahu koskoca doktorlar var bunların içerisinde ya. Bu kadar mı gözünüz siyaseten köreldi? Yani şimdi ben muhalefet yapacaksam Yılmaz Özdil bir şey söylüyorsa paylaşırım. Tamam o yorumu ona bırakırım. Türkiye'nin tanıdığı bir gazeteci. Ya da kim mesela iktidar yanlısı? Mehmet Metiner mesela. Mehmet Metiner ben iktidar yanlısıyım bir şey diyorsa tanıyorum bilinen birisi. Ona bırakabilirim sözü. Ama bu adamı tanımıyorsun. TikTok'ta herhangi biri. TikTok'ta kendince milliyetçi videolar çeken sıradan birisi. Sen bu adamın paylaşımını alıyorsun. Yorum mu yapmıyorum? Yorumu bu adama bırakıyorum. Yani sayın doktorum, ya profesörler var bunların içerisinde. Paylaşmayacağım. Ekran görüntülerini aldım. Retweet etmişler bu adamı. Paylaşmışlar, yüklemişler. Yani ben şimdi kızıyorum Ankara'ya. Sosyal medya yasasıyla uğraştıkları için özgürlüklerimize ket vurmaya, bizim sözümüze ket vurmaya çalışıyorlar, susturmaya çalışıyorlar. Bunu biliyorum. Yani Sedat Peker özelinde çalışıyorlar ama bunun yansıması bize de olacak. Ama ya arkadaşlar biz de bir kendimize çeki düzen verelim ya. Beni Instagram'da olur olmadık her şeyi paylaşırken gördünüz mü arkadaşlar? İktidar yanlısı ya da iktidarın düşmanı hiç önemli değil muhalefet. Öyle paylaşımlar yapılıyor ki ya arkadaşlar bizlerin sorumluluğu var. Bizlerin durduğu yer öyle sıradan bir yer değil. Makam sahibi olmuş, önemli yerlere gelmiş bazı insanlar da alıp bunu paylaşıyor ya. Tuhaf oldum ya, gerçekten tuhaf oldum. Rahatsız oldum. Bu kadar mı çok kutuplaştık, bu kadar mı çok birbirimizi kırmak, birbirimize zarar vermek için gerekli gereksiz malzemeleri kullanır hale geldik. Arkadaşlar, bakın 80 öncesi iki kapı komşusu birbirine kurşun sıkıyordu. Niye? Sen sağcısın, sen solcusun. Allah korusun bakın. O noktaya doğru gideriz. Biz böyle şeylere dikkat kesilirsek. İnanmayın. Sosyal medyada her duyduğunuzu paylaşmayın. Paylaşmayın. Atın bana. Ona atın. Yani bir inandığınız, güvendiğiniz isimlere gönderin. Yani ne yaptık? Bakın araştırdık, ettik. İşin aslı öyle değilmiş dedik. Korkulacak bir şey yok dedik. Allah'ın izniyle. Ha oldu mu? Savaş çıktı mı? Mezarlığı açmakta ne var? Gelir bir greder. Açar. Atarlar içine. Üstünü de örterler. Allah'ım sen şehitliğini kabul et derler. Olur biter. Bizim için mezar açmaktan
Vatan için ölmekten daha kolay ne var arkadaşlar? Mezar açmak kalsın geriye ya. Buradaki mevzu rutin bir işlem ve Türkiye genelinde değil, altını çiziyorum. Sadece bu belediyenin yapmış olduğu ihalenin sonucunda burada olan bir şey. Velhasılı kelam, sözü çok uzattık. Arkadaşlar, bugün başka şeyler konuşacaktım sizinle. Ne konuşuyoruz? Yoğun isteğiniz üzerine bu videoyu çektiğimi de yine buradan ifade edeyim. Kalın sağlıcakla.